Arkadaşlar inanılmaz bir hava var İstanbul'da bugün. Bildiğiniz yaz sanki. Yani Mart'ı daha yeni bitirdik. Nisan'ın ikisi, bu hava inanılır gibi değil. Hayır hayır olsun diyelim. Ama tadını çıkartacağız tabii ki. Şimdi böyle güzel bir hava, enerjimiz yüksek. Nereden çıktı hocam kötü haber? Dostlarım, bazı insanlar için kötü haber aslında bu. Benim çok işte hayatta benim gidişatımı kökünden değiştiren tutunduğum öğreti ve felsefelerden birini çok sık aslında çeşitli yayınlarda ve videolarda vurgulamıştım. Bugün buna dikkat etmeyen insanları bekleyen felaketten bahsedeceğim. Ama önce onu bir ne olduğunu bir anlayalım tekrar, özetleyelim. Şu anın kıymetini bilmeliyiz, ana odaklanmalıyız diyorlar ya. Ben ona şöyle bir anlam yüklüyorum arkadaşlar. Şu an evet bir daha geri gelmeyecek. Şu an ne yapıyorsak ona odaklanmalıyız ve tadını çıkarmalıyız. Doğru, deneyim kazanmalıyız. Ama biz anı yaşarken dostlarım, şunun farkında olmalıyız. Her an bir karar alma şansımız var. Şu anda sizin finansal durumunuz, ilişkileriniz, kariyeriniz, spor, sağlık durumunuz, hobinizdeki gidişatınız, aklınıza gelecek her konu şu andan itibaren ya daha iyiye gidecek ya daha kötüye gidecek. Aynı yerinde kalması gibi bir şey söz konusu değil. Çok az bir farkla bile olsa iyileşecek ya da kötüleşecek diyebiliriz. Ya hepimiz bunu biliyoruz falan diyoruz ama ne kadar gerçekten farkındayız ve idrakindeyiz arkadaşlar. Ya öyle bir önemli bilgi ki bu. Bunun farkına varıp hedeflerinizle uyumlu bir şekilde tüm bu alanlarda bir planlama içine girip iyiye doğru götürecek kararları almadığınız her an arkadaşlar hayallerinizden, hedeflerinizden uzaklaşıyorsunuz. Geleceğiniz kararıyor. Bakın, bugün attığınız adımlar, ektiğiniz tohumlar sizin geleceğinize bir güneş gibi doğacak aslında. Ama siz bunları yapmamayı da seçerseniz bunların da bir sonuçları olacak. Ve ne olacak biliyor musunuz? Karanlık bir gelecek sizi bekleyecek. Sağlığınıza dikkat etmezseniz erken yaşta sağlık sorunlarıyla boğuşacaksınız. Kariyerinize, maddi durumunuza dikkat etmezseniz maalesef hep isteklerinizden uzak, kıtlık bilincinde, alamıyorum, edemiyorum, gidemiyorum, yaşayamıyorum tarzında hayatınız geçecek. İşte kötü haber bu. Dostlar, internette herkes pembe tablo çizme peşinde. Ben de pembe tablo çiziyorum ama çalışkan insanlar için, hedefleri olan insanlar için. Kısa süreli zevkler uğruna orta ve uzun vadeli kazanımlarını çöpe atmayanlar için. Zenginlikler, güzellikler, güzel deneyimler hepsi bizler için arkadaşlar. Hepsi bizim bir adım ötemizde. Hepsi elimizi uzatsak alabileceğimiz mesafede aslında. İnanın bana. Ama biz seçiyoruz. Biz seçiyoruz dostlarım. Emin olun buna yani. Bunun aksini söyleyenlere inanmayın asılsız. Sizi pışpışlıyorlar. Kendini böyle kabul et. Hayat olduğu gibi güzel. Minnettarlık benim ana felsefelerimden biri. Ben zaten elimdekilere minnet ediyorum ama daha iyisinin de peşindeyim. Neden daha iyisinin peşinde olmayayım ki? Ne engel var? Ama elimdekilerin ankörlük ederse o zaman işte işler değişir. O zaman bu şeyden çıkış gücünü de kaçırırız. Bize şey veren, güç veren zaten minnetin, minnettarlığın, sağlığımızın, şu anki durumumuzun kıymetini bilerek daha iyisini istemek. Biz bu şekilde zaten ilerliyoruz. Rehavetlerden kaçın. Ramazan'ın son haftasındayız. Önümüzdeki hafta bayram. Ramazan işte bir takım rehavetleri beraberinde getiriyor ister istemez. Açlık var. Normalleştiriyoruz kafamızda. Normal, herkes hedeflerinden uzaklaşıyor. Ramazan bitsin, başlayacağım. Bayram geliyor. Bayram var. Bayramda yiyeyim, içeyim, okumayayım, araştırmayayım, işimi savsaklayayım. Ne olacak ki? Bayramdan sonra kolları sıvarım. Bayram bitiyor. Yorulduk.
ziyarete gittik. O oldu buldu. 2-3 gün sonra başlarım derken arkadaşlar hiçbir halt olmaz. Bu kafa yapısından çıkmanız lazım. Growth mindset dediğimiz büyüme zihniyetine geçmeniz lazım artık. Büyüme zihniyetinde mazeretlere yer yok. Rehavetlere yer yok. Hop havalar ısındı. Gezeceğiz, tozacağız. Gelişim kışın yapılacak şey değil mi? Yazın her şeyin cılkını çıkartacağız. Yok öyle bir dünya arkadaşlar. Cılkını çıkardığınızı zannediyorsunuz. Cılkını falan çıkartamıyorsunuz siz. Yoksunlukların içerisinde mümkün mertebe yapabildikleriniz ölçüsünde bir keyif yaşadığınızı zannediyorsunuz. Aslında yoksunluğunuzu örtecek pansumanlar yapmaktan ileri gitmiyor. Asıl güzellikler başarı geldikten sonra, asıl güzellikler maddi güçlenmeler başladıktan sonra, asıl güçler hedefleriniz gerçekleştikten sonra başlıyor. O zaman hayatın tadını daha güzel çıkartıyorsunuz. Bir dönemi feda etmeden maalesef olmuyor. Bakın bunlar özellikle genç arkadaşlara altın değerinde tavsiyeler ya. İnanın yani arkadaşlar keşke bana 20'li yaşların başında bir abi, bir mentor karşıma geçip bunları anlayana kadar anlatsaydı. Bakın kaç tane video çekiyorum. Üst üste aynı şeyleri tekrarlıyorum hiç üşenmeden. Sizleri seviyorum. Benim kaybettiğim yılları kaybetmenizi istemiyorum. Lütfen kendinize çeki düzen verin. Yoksa bu kötü haber mektup mu olur? Ulak güvercininin boynuna çıngırakla birlikte iliştirilmiş bir rulo yapılmış mesajla gelinip tık 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 gagasıyla sizin camınıza vurup mu bunu iletir? Yoksa daha kötü bir şekilde mi? Onu bilemiyorum ama bu kötü haber size bir şekilde gelir arkadaşlar. O yüzden rica ediyorum gelişiminize odaklanın. Hedeflerinize sahip çıkın. Kimse bunu sizin yerinize yapamaz. Sihirli denek beklemeyin kimseden. Bir video izleyeceğim hayatım değişecek. Bir kitap okuyacağım hayatım değişecek. Değişir. Ama orada söylenenleri içselleştirip uygulamaya geçirsek. Hepinizi çok seviyorum. Yeni videoda görüşmek üzere.